Geçen gece şaka maka hayatımı kurtardınız. Size doğru düzgün teşekkür edemedim. Yarın hepinizi yemeğe davet etmek istiyorum çocuklar. Bizi mi? Evet, tabii sizi. Gelirsiniz öyle değil mi? Gidebilir miyiz? Sizce bir sakıncası var mı? Tabii. Neden olmasın? İyi o zaman. Ben hazırlıklarımı yapayım, size haber veririm. Haydi bakalım, artık yavaş yavaş yatın. Yarın okula gideceksiniz. Çocuklar çabuk olun, hadi okula geç kalacaksınız. Günaydın. Çocuklar, duymuyor musunuz beni? Hiç de öyle değil. Neymiş peki? Öğretmen ne yapalım biraz daha deneyeceğiz derken ne demek istemiş olabilir sence? Ne bileyim, herhalde çok iyi olduğumu demek istedi. Yani sen bu aleti çalarken çok iyisin öyle mi? Evet, sen de görmüyor musun? Bir haftada ne kadar ilerledim. İnanamıyorum. Haydi çocuklar, işinize bakın artık. Yalnız bu çiçekler hiç iyi olmadı. Neden? Çiçek hiç iyi olmaz mı? Bilmiyorum. Sinek yapar, böcek gelebilir. Yok canım, merak etmeyin öyle şeyler olmaz. Görürüz. Sen bu matematikten yine zayıf al da görüşürüz seninle. Ama baba. Aması maması yok. Üzme canını oğlum ama baban da haklı. Bir sınıfı iki kere okutacak halimiz yok. Sen de dersine iyi çalış. Hadi bakalım şimdi doğru okula. Ne imtihanı yapacaktı öğretmen seni bakayım? Kurtarma. İyi. Ondan geçme de görürüm ben seni. Senin okumaya niyetin yok. O zaman doğruca Muharrem amcanın yanına işe. Duydun mu beni? Şakam yok. Ya doğru düzgün okursun ya da işe gidersin. Hadi Selim, gelmiyor musun? Keser misin şunu? Dayanamıyorum. Hem belki de annemin başını ağrıtan budur. Çok korkuyorum. Bak böyle düşündüğün için zor geliyor. Tabii canım, senin için demesi kolay. Sen takla atmasını biliyorsun nasılsa. Ne var takla atmakta? Çok kolay bir şey. Benim için değil işte. Yapamıyorum, düşüyorum, başım dönüyor. Evet çocuklar, bugün önce biraz ısınma hareketi yapacağız. Sonra da takla atacağız. Takla mı? Olamaz. Evet, ne diyorsun, nasıl olmuş? Bunu nasıl yaparsın? Ben bile kendimi henüz bu duruma düşürmedim. Hadi canım abartma. Ben beğendim. Yakıştı bana. Şimdi de provaya gidiyorum. Yapma. Ben bir daha düşün derim. Hanımefendi, siz yeni mi geldiniz okula? İsterseniz dersten sonra birer hamburger yemeye gidelim. Ben şimdi size gösteririm hamburgeri. Neyse, bunu yapmamalıyım. Benim için artık sadece sanat var. Ne oldu? Elbisen kirlenir diye mi korktun yoksa? Benim sıram yaklaşıyor. Efe, gerçekten o kadar zor değil. Tek yapacağın koşmak ve kendini bırakmak, o kadar. Tabii. Aferin, çok güzel. Evet, sıradaki gelsin. Evet, böyle, aferin. Sıradaki gelsin. Hiç korkma, söylediklerimi de unutma. Hoppa! Aferin, çok iyi. Sıradaki gelsin. Hadi çocuğum, ne bekliyorsun? Atlasana. Hadi Efe, kolayca yapabilirsin. Hadi çocuğum, bütün gün seni bekleyemeyiz ki. Zil çalacak zaten, hadi. Ne oldu? Yaptın mı? Hayır çocuğum, minderin üzerinde takla atman gerekiyor. Yerine dön bakalım. Baştan bir daha deneyeceksin. Olamaz. Hadi çabuk ol. Hadi bekliyoruz. Böyle ne güzel oldu değil mi? Hepimiz aynı kıyafetle. Tabii ya, ne demezsin? Bunlar ailece yaratık. Kesinlikle. Evet çocuklar, şimdi herkes yerine geçsin bakalım. Affedersiniz. Hmm.
Ne yapıyorsun Selim? Çalışıyor musun? Şey öğretmenim, çalışıyorum ama ben biraz zorlanıyorum. Ben bilmem, sana bir şans daha verdim. Eğer bu kurtarma imtihanından da geçemezsen sınıfta kalırsın ona göre. Merhaba, beni hatırladın mı? Evet, yanımızdaki eve yeni taşındınız. Sanırım sana yardım edebilirim. Ha? Nasıl? Ama bir türlü aklıma girmiyor ki bu ders. Sen orasını bana bırak. Yalnız okuldan çıktıktan sonra bana biraz vakit ayırman gerekecek. Tamam. Hadi sen sınıfına gir. Merak etme, o kadar da zor olmadığını göreceksin. Ne yapacağım ben? Yapamıyorum bir türlü. Kızlar bile takla atıyor. Hatta sen bile. O kadar büyütülecek bir şey değil. Ne var bunda? Herkes bir şeyleri yapamaz. Mesela ben de köpeklerin konuştuğunu duyamıyorum, değil mi? Aynı şey mi bu? Öğretmen ne olursa olsun öğreteceğim dedi. Yandım ben ya. Ay o kadar da zor değil gerçekten. Benim için zor işte. Yeter, tamam, durun, dayanamayacağım artık. Selçuk, gelir misin bir dakika? Evet öğretmenim. Biz bu sene tuba kullanmasak daha iyi olacak sanırım. Nasıl yani öğretmenim? Olmuyor çocuğum, çok sabrettim ama olmuyor. Üzgünüm, sen bu işi yapamayacak gibisin. Ama ben daha yeniyim öğretmenim. Ben ısınamadım. Merak etmeyin, daha çok çalışırım. Nihayet. Üzgünüm çocuğum, yapabileceğin başka şeyler vardır elbette. Of. Ne oldu, sanat yapmaktan sıkıldın mı yoksa? Tamam, sen kaşındın. Gel buraya. Göstereceğim sana gününü. Ben sana göstereceğim. Görürsün sen. Tamam, dur biraz. Dur bakayım, ne yapıyorsunuz? Böyle olmaz, boşuna debeleniyorsunuz. Bak, madem bu pozisyonda yakaladın, elini şuradan geçir. Evet, oldu. Ayağını da şöyle tak. Bak, işte gördün mü? Şimdi sen izin vermedikçe asla kıpırdayamaz. Evet, bu kadar yeter. Hadi şimdi kalkın bakalım. Bir daha böyle bir şey görmeyeceğim ha. Bunu yapmak istiyorsan salona gel, güreş takımına gir. Gerçekten mi öğretmenim? Tabii, bence bu işte doğal bir yeteneğin var. Hatta oldukça iyisin ha. Size börekli kek getirdim. Hadi afiyet olsun. Hadi çekinme, alsana. Çok güzelmiş, elinize sağlık. Evet, şimdi birden yüze kadar sayıların toplamını anladın mı? Evet. Sırada ne varmış bakalım? Ah kızım, sana da yük oluyoruz. Olur mu öyle şey? Komşuyuz biz. Hem bence Selim çok iyi, sadece biraz desteğe ihtiyacı var, o kadar. Ha, vallahi ne diyeyim, Allah sizden razı olsun. Ben gideyim de siz çalışmaya devam edin bari. Ben geçireyim sizi. Hadi bakalım, şimdi devam ediyoruz. Nasıl yapacağım ben? Bak inan bana o kadar. Hep aynı şey söylüyorsun. Korkuyorum işte, yapamıyorum, ne yapayım? Evet, ne oluyor bakalım burada? Yok bir şey, ne olsun. Sanki bir şey var gibi. Takla baba. Takla mı? Evet, bir türlü okulda takla atmasını beceremedim. Bütün çocuklar alay etti benimle. Öğretmen de ben sana öğreteceğim diye tutturdu. Ama çok korkuyorum. Ha, şu mesele. Sen merak etme, çok kolay oğlum. Hadi kalk bakalım şimdi. Ne oldu baba? Kalk, bu işi seninle birlikte yapacağız. Ama... Sen merak etme, sana nasıl takla atılacağını göstereceğim. İlk önce beni izlemelisin. Evet, şunu da şöyle alalım. Tamam, oldu. Şimdi oğlum, beni çok iyi izle. Evet Selim, sorunun yanıtı hangisi? Tamam, korkma, bence iyi biliyorsun. Şu mu? Evet işte, tabii ki o, bravo. Ne oluyor böyle? Ben bir bakayım. Bence gayet iyi çalıştık. Bilmiyorum, bunu yarın sınavda göreceğiz. Merak etme, bence yarın sınavın gerçekten iyi geçecek. Umarım dediğin gibi olur. Sen de yoruldun benim için, sağ ol. Önemli değil. Hadi bakalım, kendine güvenmelisin. Hı-hı. Allah Allah. Ne oluyor böyle acaba? Hoppa işte, hoppa. Engin, ne oluyor burada? Yok bir şey hayatım. Efe'ye nasıl takla atılır onu gösteriyorum. Bak anladın değil mi? Önce ensemi koyuyorum, kollarımdan kuvvet alıyorum,
Gerisi çok kolay zaten. Anladın değil mi? Hoppa. İşte böyle, tamam mı? Artık yapabilirsin. Bilmiyorum baba. Korkacak bir şey yok oğlum. Gel bakayım şuraya. Evet. Hadi ama çok kolay. Merak etme, tutacağım ben seni. Hadi oğlum. Orada ne oluyor anne? Baban Efe'ye takla atmayı öğretmeye çalışıyor. Bu saatte mi? Ev başımıza yıkılıyor zannettim. Babanın bir şey öğretme konusunda ne kadar inatçı olduğunu sen de bilirsin canım. Hadi oğlum, bak buradayım, korkacak bir şey yok. Evet. Bilmez miyim? Hani bana çarpım tablosunu öğretmek için neler yapmıştın? 6 kere 7. 42. Aferin. 4 kere 7. 8 kere 9. 6 kere 6. Ne diyeyim, Efe'ye kolay gelsin. Hadi oğlum, korkacak bir şey yok. Ben buradayım diyorum sana. Başardın mı? Oldu tabii. Başardın aslan oğlum benim. Yaşasın, başardım. Takla attım. Sonunda takla attım. Efe takla atmayı başardı. Hatta başka güzel şeyler de oldu. Aferin. Çok iyi başardın. Elif abla, imtihandan geçtim biliyor musun? Çok sevindim Selim. Bu çok güzel bir haber. Kızım ne diyeyim, teşekkür ederiz. Allah senden razı olsun. O kadar uğraştın bu hayırsızla, sağ ol. Öyle şey olur mu? Sonuçta bu onun kendi başarısı. Buyurun kızım. Keşke daha fazlasını yapabilseydim ama ben de börek açıverdim işte. Ya! Aferin, çok iyi. Sen gerçekten de çok iyisin. Galiba yeni hayatımıza alışmaya başlamıştık.